Dizan sayın Hocam buyurun. Aslında ya. Sayın Hocam çok güzel bir yerde çok güzel bir şey söyledi. Ben üzerine bir şey konuşma yapacağım. Yani Squid Game falan gibi konuşmayacağım ama. Geçen iki hafta önce Kayseri'de bir konuşma yapmaya gittim. Ee, hep gittiğim yerde de ben bir şey yapmak için giderim ama onlardan da çok şey öğrenerek dönerim. Lise öğrencilerle beraber gittiğimde okul müdürleri bir dediler ki bizim bir faaliyetimiz var. Biz dediler her sene RGS e kar zamanı. 120 tane öğrenci çıkartıyoruz. Peki niye 120 öğrenci? Dedi ki biz bir şey öğrendik ve onu biz burada yapıyoruz. Bana hikaye anlattı. Hikaye aslında her şeyin özü. Yani Türkiye'de aslında bu kuruluşun hikayesi ne uzağa gitmeye gerek yok. Osmanlı-Rus Savaşı Van'da ki tümene Malzeme göndermek için gönüllü olan 120 tane hmm. ortaokul ve lise öğrencileri ve 5 günlük karlı bir yolda girişleri ve dönüşte fırtına yakalanıp 98 tanesinin şehadete ulaşması. Geriye kalan 22 tane kişi. Türk gençliği aslında neyi izleyeceğini biliyor. Her sene o okul onları temsilen çıkıyor 9. ve 10. sınıflar. Erciyes'te yürüyüş yapıyorlar ve onların çektiği ızdırabın en azından bir bölümünü yaşamak istiyorlar. Bir sene o öğrenciler yukarı çıkamıyorlar, anormal bir fırtına var. Ve o fırtına sırasında diyorlar ki öğrencilere de bu sene çıkartamayacağız, çok fırtına var, iptal ediyoruz. Öğrenciler dönüyorlar ve okul müdürlerine ne diyorlar biliyor musunuz? Ama onların tercih etmekleri bile yoktu. Ama onlar gittiler. Biz niye çıkamıyoruz diyorlar. Ülkenin Squid Game izleyen bir grubu da var. Her sene 1914'teki Osmanlı Rus Savaşı'ndaki 120 tane gencin yaşadığı ve ölümlerine mal olan bir şeyin parçası olmak için itiraz eden bir gençlik de var. O gençliğin elinde. mı? Ben o gençleri de o bize Vandaki kardeşliği bize hatırlatan. Çünkü hikaye yazılırken o kadar anlamsız hikayeler üzerine <laughs> kuruyoruz ki bu ülkenin o kadar çok anlatılacak, o kadar çok övülecek, o kadar çok güzel hikayesi var ki. Şimdi bakın, Şimdi bu kardeşliği, bu kardeşliği, bu kardeşliği üzerine konuşurken, ek kardeşliği üzerine konuşurken, ben sizin üzerinde konuşmadım, yanlış anlama. Sizin üzerinize bir kelime sarf etmiyorum. onunla ilgili değil Ben şunu söyleyeceğim. Ya arkadaşlar. Sizi daha önce sokağa çağıran bu şahsın sözüne uydunuz. Ve Doğu Güney Donadolu bölgesi dahil olmak üzere 17 ilde insanlar öldü. Hiç mi ders almazsınız be hayatınızda? Ya. Hiç mi ders almazsınız? Ve o sözünün de arkasında durmadı. Ben yapmadım dedim. Sokağa çıkan insanların, sokakta yalnızca kurban eti dağıtan... İnsanların başına neler geldiğini hep beraber gördük. Hiç mi ders almazsınız ya? Şimdi. Hiç mi buradan bir ders çıkartmazsınız? Bundan dolayı yargılandığında mı bilmezsiniz? Onların yaşandığını da mı yok sayarsınız? Bunları da mı yok sayarsınız? Hani hep diyoruz ya, ta Dersim'e gidiyoruz, Dersim'de yaşananları falan konuşuyoruz. Ya önce şu yakın tarihten belirleşmeye başlayalım ya. Bak daha aynısının <laughs> bir benzerini yaşadık. Bak bir benzerini yaşadık. Aynı şahıs aynı şekilde aynı ifadelerle kullanıyor. Ve arkasından şu Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu ifadelerini bir daha okusana. Hani tweet'te mitingle ilgili söylediği şeyleri bir okusana. Ki gerçi size de şey olsun dersim katliamını da unutmadık diyen. Cep yok yok şeyi bir okusana şu hemen, ifadelerini ucube. Hemen, ucube rejim. Hemen, hemen ey okuyorum. şahıs. Ey şahıs. Ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucuba koalisyonunun dilini yutmuş küçük ortağı. Bellidir ki sizler, sizlerde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak milletimizin sesini dinlemek üzere haydi meydana diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de. Evet çok güzel. Ee, güzel bir kardeşlik yolculuğuna çıkmışlar. Evet evet. Ve başlarken de ucube rejim. Evet. Ve ucube rejimin insanları diye başlamışlar. Doğru. Çok güzel. Ey geyimiz diyenler diye de ekleyecekmiş. Yani keşke e, bu kelimelerin aynısını ah, e, ah. bu çağrılar yapan insanlar içinde söy söyleselerdi ve o insanlar içinde bir öz eleştiri yapsalardı. Peki. Siz ha. burada ben, ben şuna bir küçük bir farklı düşündüğüm bir nokta var. Sizin biraz ben, önce gençlerimizle ilgili yaptığınız ayrımda onu da izler. Onu da izler. Yani dünyaya gözü açık olması lazım gençlerin. Onu izlemesinler diyemezsiniz. Kendi algıları etme. ve bu Hiç yeni etme. dönem zaten böyle bir dönem yani. Aynı. Dünya ufacık bir yere dönüştü. Bunu bu niye izlediler diye kimse söylemedi. E, 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 bu buyurun. dizinin ana teması aslında emperyalist yapıyı eleştiren bir dizi. Sömürge düzenini eleştiren bir dizi. Bunu unutmamak lazım. Ben benim bahsettiğim e Sizin bu. söylediğiniz İkinci bu. İkinci sizin bahsettiğiniz bir telaffuz oldu. Ben de çok doğru söylüyorsunuz altını çiziyorum dedim. Esas buydu zaten dedim. Ama söz karıştı e, gitti. Siz ne dediniz? Dediniz ki 50 artı 1 ile aslında durdurabiliyorlar. Yani bir oylama yaparak bu işi sonlandırıyorlar dediniz. Evet evet yani dizinin evet. içerisinde. Şimdi, bakın ne demek bu yarışmacıların... Sayısı kaç Metin Bey biliyor musunuz? Kaç? Mehmet Bey. İzlemediler Mete mi? Mete Bey. Nereden bilsinler? 400 küsürdü galiba. Öyle bir şey hatırladım. 101 Biz kişi. Izledim. 101 kişi mi? Hı. 101. 50 artı 1. Demokrasi. Hı hı. Bu, bu altı çizilen bir dizi. 50 artı 1 demokrasiyi çiziyor. Bu dizinin ana konularından bir tanesi demokrasi. Ne yapıyorlar? Oyun sisteminde... Baktılar ki... Özür dilerim, yarışmaya katılanlar daha fazlaymış. Ceyda izlediği için... Onlar beni anlıyorlar. E, 101 oylamaya katılanların sayısı. Evet 101 kişi <laughs> oylamaya katılıyor. 50 artı 1'i kim alıyorsa ve fazlasını kim alıyorsa onun dediği oluyor. Yani oyundan vazgeçebiliyorlar. Demokrasi bu değil midir? Orada demokrasi işte. Bunun altını çiziyor. Tamam, ama sen baş kaldırı diyorsun. Hayır. Demokrasi ya, baş kaldırmalı bir sistem karar? Murat sistemi, sistem eleştirisi diyorsunuz. Sistem, efendim, Allah aşkına kafan çok karışık. Demin adam dedi ki. Gerçek adamlarda bak. Ya kafayı ben sana, e, Son 5 dakika. E, bir bitki çayı Benim konumdan çay ya yemin ediyorum çıkalım ya. Ya bir bitki çayı falan söyleyelim Murat Bey. Bakın fikir efendim çok karışık kafası. Fikrimi söyleyemeyiz. Fikrimi fikrinizi dinliyoruz tabii ki buyurun. Ama bu konudan çıkalım deniyor. Ben kendi telaffuz edemiyorsam konuşur konuşmam lazım benim de. you <sighs> Ben burada diyorum ki filmin ana konusundan bir tanesi emperyalist yapıyı eleştiren tamam. bir dizi. Bunu 50 artı çıkın, bir emperyalist yapımı. Bakın siz diziyi bile izlememişsiniz. Dışarıdan Anlatım gelen bilgilerle sizin anlattıklarınızdan bir şey yorumluyorsunuz. 50 artı, artı bir emperyalist yapı, iki, 50 artı dizide, başkaldırı, 50 dizi de... artı bir isyan. Diye, bir o, işte bu dizide, ya, 50 kötü gidişatı. 50 artı bir ile izah edemezsiniz. Bu kötü gidişatı durdurabilmek için diyor. Yani. Aslında dizideki oyuncular bu kötü gidişatın farkındaysan diyor, oylama yap diyor. 50 artı 1'i aldığı zaman Hı. nitekim aldılar ve vazgeçtiler oyundan çıktılar. Hı. Bu burada bir aslında bunu yapan gençler de buna benzer bir e, metodoloji oluşturmuş olabilirler. Hı. Yani düzeni değiştirmek için Hı. 50 artı Peki. 1 ile gel demiş olabilir ama bunu CHP yap yaptığını ifade etmiyor. bu yani kadar güzelse CHP niye yapmasın katmadan. onu anlamıyoruz ya. Söylüyor diyor ki biz yapmadık. Onlar, 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 onlar 50 yani artı +1, yani. 1 istemiyor ki. Siz güzelleme mi Çünkü... yapıyorsunuz? Siz güzelleme mi yapıyorsunuz? Tespit ya. yapmıyorum. tamam güzelleme yapmıyorum diyor zaten. Ya nedene yapsın da yani bu da güzelleme değilse hiçbir şey değildir ya. Bakın bu dizide ana konularından bir tanesi. Yani 50 Benim her hafta buraya geldikten sonra akşam kafam oluyoruz efendim. Yine benim kafamı karıştırarak. Peki, Parlamenter peki. Mete Bey'e de bir, bir Efendim, çay söyleyeyim. Vaktimiz de olmak üzere. <laughs> ee, yarınki meetingle ilgili var mı eklemek istediğiniz? Neyle ilgili? Ee, yarınki meetingle ilgili var mı eklemek istediğiniz? Bu meetingten şey sonra e, bölge bölge e, nasıl bir planlama olacağına karar verileceği ifade ediliyor e, CHP kanadı tarafından. E, onu da göreceğiz. E, Salıcı'nın ifadesi var. Henüz Millet İttifakı olarak ortak bir miting planı yapmadık. Zaten İyi Parti lideri Meral Akşener de Denizli'den başladı mitinglerine. Artık herkes sahada ve herkes seçim istiyor. Tüm muhalefetin sesi mitinglerden. Türkiye'ye yayılacak diyor e, Mersin mitinginden sonra planlayacağız önümüzdeki dönemi dönem dönem mitingler yapacağız kaç bölgede yapılacak nerelerde yapılacak hangi tarihlerde yapılacak henüz planlanmış değil diyor e, Provokasyon konusunda CHP merkez yöneticilerinden duyarlı olması gerekiyor yaşanmış tecrübelerden ders çıkartmalar lazım Bakınız Daish adına Kemal Kılıçdaroğlu'na sen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir yönelik soykast tertiplendi. Soykasta giden daişli militanını Kayseri o dönem Kayseri İl Emniyet Müdürümüz olan İbrahim Kulular yakaladı. Arabasının arkasında AK Parti flamaları falan İnşallah yarın hiçbir provokasyon yaşanmaz. İnşallah hiçbirimizi kaygılandıracak bir gelişme olmaz. Uhuletle ve suhuletle yapılır. Demokrasinin gereğidir. Biz de alkışlarız. Ama orada birileri bir şey yapar. Efendim işte sarayın polisleri yaptı. Sarayın bilmem neyi yaptı. Yani Allah muhafaza Türkiye bu tür tartışmaları kaldıramaz. Ülke zaten yeterince istim üstünde. CHP'li vekillerde, CHP'li genel merkezinden rica ediyoruz. Türkiye'nin se selameti için bu tür provokasyonların olma ihtimalini Peki. dahi düşünerek tehniyle hareket etmeleri gerekiyor. Yani, Aksi e, takdirde... Güvenlik iklimi tamam, sağlanıyor biliyorsunuz. Evet. Bir dış güvenlik, bir de iç güvenlik. Bunu düzenleyenler de iç güvenlikten sorumludur. Oranın intizamının sağlanmasında. Buralara üst araması yapılmadan girmek için zaman zaman biliyorsunuz büyük gruplar halinde e, polislerin oraya gelirler ve zorla içeri girmeye çalışan gruplar olur. Lütfen buna çok Dikkatli dikkat etsinler. olmak lazım. Bir de pandemi Peki. koşulları tabii. Evet dikkat efendim. Desinler. Çok yani teşekkür ediyoruz. üst aramadan içeri lütfen girmesin. Geçmişte çok kötü örnekler var. Rica ediyoruz. Üst aramadan e, o içeri Peki. Girilmesin. Çok teşekkürler Mete Yarar, Mehmet Metiner, Metin Özkan, Murat Gezici ve Profesör Doktor Gülümser Heper. Bu akşamınızı bize ayırdınız. Sağ olunuz. Size de teşekkür ediyoruz efendim. Bizi izlediğiniz için iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.